Bakıyorum da uykunu alamamışsın Leyla. Evet, rüyamda Brad Pitt'le Kenan Doğulu'yu gördüm. Sadece zili çalınca da ağlamamak için kendimi zor tuttum. Sen hiç olmazsa rüyalarında mutlusun. Rüyamda Kıvılcım'ı gördüm. Karşıma geçmiş Ozan'la dans ediyorlardı. Bence seninkine rüya değil, kabus denir. Ama rüyalar tersine çıktığına göre bence şimdiden dans ayakkabılarını hazırla. Ama bu haksızlık. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Gece olunca uyuyorum, sesini duyunca uyanıyorum. Hepsi bu. O zaman yatmadan önce dua et Nazlı. Ne dilersen onu görürsün. Anne ve babamı görebilir miyim acaba? Bir aydır rüyama girmiyorlar. Eğer çok istersen onlarla da rüyanda buluşabilirsin Nazlıcığım. Selin, seninki nereden geliyor? Benimki mi? Merhaba Ozan, ben de Leyla'ya diyordum ki al benimkini sınıfa götürdü. Yani kitapları demek istemiştim, değil mi Leyla'cığım? Tabii, kardeşler ne günler içindir, değil mi? Gel Nazlıcığım, biz şuraya gidelim. Selin, sana bir teklifim var. Teklif mi? Ne teklifi? İpucu vereyim. İçinde müzik var, eğlence var. Bir de 4 tane sevimli kız var. Kızlar mı? Kim onlar? Hepsi. Hepsi mi? Nasıl yani? Bütün kızlar mı? Hayır Selin'cim, hani Sezen Aksu'yla beraber sahne alan 4 müthiş kız var ya onlar. Ha, ben de sandım ki. Neyse, ne olmuş onlara? Konserlerine 2 tane biletim var. Ne oldu Kıvılcım? Of, ne olsun ya? Ozan yine Selin'den yanaptın İzik'le konuşuyor. Ya nefret ediyorum bu kızdan ya. Ev yetmiyor, bir de okulda hayatımı karartıyor. Kıvılcım ya, burada kendini yiyeceğine oraya gidip şu ezi çiğ yesene. Aynen öyle yapacağım Dilara'cığım. Seyret bir alkışla. Cumartesi gecesi boş musun? Boşum tabii. Hiç planım yok. Nereye gidiyoruz? Ben Selin'e sormuştum Kıvılcım. Ya pardon. Demek istemeden konuşmamızı böldüm. Ama sorum hala geçerli. Nereye gidiyorsunuz? Hepsi konserine gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. Beraber mi? Yani benimle gelecek misin konsere? Geleceğim tabii. Böyle bir eğlenceyi kaçırır mıyım hiç? Ben de bayılırım hepsiye. Bütün şarkılarını ezbere bilirim. Ama ne yazık ki sadece 2 bilet var değil mi Ozan? Maalesef. Ya ne yapalım? Ben de konser gişesinden alırım artık. İyi de bunlar son biletlerdi. Biletler satışa çıktığı gün hepsi tükenmiş. Tükenmiş mi? Neyse canım, ben bulurum bir yerden. Kızlar, benim basket antrenmanına yetişmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz Ozan. Bay bay Ozan. Ozan. Az da unutuyordum. Biletim bende kaldı. Teşekkürler Ozan. Beni düşünmen çok güzel. Rica ederim Selin. Görüşürüz. Pardon, bilerek oldu. Ben de seni bu konsere gönderirsem, bana da Kıvılcım demesinler. Ezik ötesi yaratık. Psikopata bağlamış bu kız ya. Bizimle uğraşmadan güne başlamıyor. İyi misin ablacığım? İyiyim Nazlıcığım, iyiyim. Siz yanımdayken ben her zaman iyiyim. Ya. Selena? Peki ben yanınızdayken nasıl hissediyorsunuz kızlar? Hayrola Selena, sen biz çağırmadan gelmezdin. Aşk olsun Selin. Hem ben hep sizi ziyaret etmeye gelmiyor muyum? Ediyorsun etmesini ama nedense gelişin hep Burak öğretmenin gelişine denk düşüyor. Kızlar, bence siz bana çok haksızlık ediyorsunuz. Yani ben her zaman sizi görmek için. Burak Bey, çok hoş bir tesadüf diyelim değil mi kızlar? Ya ne tesadüf ama. Affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Selena, bu arada biliyor musun Ozan konseri kimi davet etti? Ben kimsesiz çocuklar yararına hizmet veren ÇEV kurumunun bir üyesiyim. Bana bir 5 dakikanızı ayırabilir misiniz? Tabii. Size nasıl yardımcı olabilirim? Okullarda kimsesiz veya mali yönden mağdur olmuş çocukları teker teker tespit edip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yardım paketlerimizin içerisinde önlükler, defterler, kalemler, giysiler, aklınıza gelen her şey var. Selena, beni duyuyor musun?
Selena. Ha? Ne oldu Selin? Selena, sen yanımıza geldin ama sadece bedenen buradasın. Sen anlat, ben seni dinliyorum Selin'ciğim. Çok güzel bir hizmet bu. Özel okul olsa da burslu okuyan, güç maddi koşulları olan çok çocuk var. Bizim işimiz burada başlıyor. İhtiyacı olanlara yardımcı olmak. Öyleyse bu öğrencileri belirlemede size yardım etmek şart oldu. Gerçekten de öyle. Ayrıca yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Ne demek? Keşke sizinkiler gibi vakıflardan daha çok kurulsa. Keşke. Ya demek Ozan'la yemeğe gideceksiniz. Selena, yemek değil konser. Sen beni dinlediğine emin misin? Pardon Selin. Sadece o abla gidiyor. Belki de gerçekten rüzgar olmadığı için Nazlıcığım. En iyisi sınıfa gidelim. Baksanıza Selena'nın bizimle ilgileneceği yok. Evet bence de. Hadi kızlar. Hoşça kal Selena. Görüşürüz. İyi misiniz? Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Ben en iyisi sizi müdür hanıma yönlendireyim. Merdivenlerden çıkınca solunuza dönün, koridor sonundaki odasını görürsünüz. Peki tamam oldu, teşekkür ederim. Ben şu kağıtları bir toplayayım da giderim. Görüşürüz. Burak Bey, yani nihayet bana vakit ayırabildin. Konuşmaya sitem yerine merhaba ile başlamayı tercih ederim. Öyle mi? Peki. Merhaba Burak. Çok meşgul görünüyordun herhalde. Bayan çok eski bir arkadaşım, bu kadar samimi olduğunuza göre. Yo, aslında yeni tanıştık. Ya, ben öyle çok samimi görünce size yanılmışım herhalde. O zaman mutlaka velilerden biri değil mi? Aslında o da değil. Kimsesiz çocuklar yararına hizmet veren bir vakıfta görevli. Kıyafeti, giyim tarzı öyle pek bir vakıf görevlisine benzemiyordu da ben ondan öyle dedim. İyi peki. Sen de bakıyorum yardım etmeye pek bir heveslisin. Ha? Selena, bugün neyin var senin? Çok alıngan davranıyorsun. Ya sana öyle geliyor. Hem ya sen çok meşgulsün, ben seni boşuna oyalamayayım. Ya seni kutsal görevinde baş başa bırakayım Burak. Selena, nereye gidiyorsun? Öğretmenim. Bir dakika. Nereye gitti bu? Selena!